dersimizde SQL Plus ile delete işlemine örnekler vereceğim. Bunun için employees tablosunun yapısına tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi tüm kayıtlar geldi. Şimdi burada neyi sileceğimi belirleyeyim. Mesela employee ID'sine göre bir silme işlemi yapayım. Bunun için ilk olarak select, şöyle temel bir sorgu hazırlıyorum. From employees ver. Bakıyorum ki bu kayıt, sileceğim kayıt burada var mı? Employee ID eşittir 100. Şu şekilde de yapabiliriz. Mesela create table ile create table copy emp 2 dedim. Select yıldız from employees diyerek copy emp adında bir tablo oluşturdum ve employees tablosundaki tüm verileri aynı yapısıyla birlikte o tabloya atacağım. Fakat as keyword'ünü kullanmadık. Bunu kullanmamız zorunlu. Gördüğünüz gibi şu an bu tablo oluşturuldu. Şimdi bunun yapısına bakalım. Bu arada ismi yanlış yazmışım. Compemp 2. Gördüğünüz gibi az önceki employees tablosunun kopyasını oluşturdum bu şekilde. Şimdi bunda delete işlemi yapacağım. Neydi? 100 numaralı kaydı silmek istiyorum. Orijinalde olması gerekiyor bu kayıt ve copy'yi de, copy tabloya da. Tabii ki bu aktarılmış olmalı. Delete from, yanlış yazdığım tablonun adı, copyemp, aşağı satır indim, ver employee id eşittir 100 olan kayıt. Şimdi alt satıra indim ve bu şekilde çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bir kaydın silindiğini burada uyar olarak ekrana geldi. Şimdi farklı bir silme işlemi daha yapalım. Delete. Delete from copyemp. Ver employee id nedir? 300'den yüksek olan tüm kayıtları sil. Employee ID'si 300'ün üzerinde. Select yıldız from employees. Employee ID'si 300'ün üzerinde kayıt yok. Şimdi delete ile farklı bir kayıt isteyelim. Nedir? Ver employee ID büyüktür 150 diyelim. Employees, evet. Ver, yanlış yazmışız orada. Employee ID olacak. Şu şekilde 150 dedik ve gördüğünüz gibi 56 kaydın silindiğini bize bildirdi. Şimdi kalan kayıtların tamamını silelim. Delete from employees dedik ve peki, evet, bir constraint var. Emp 2 diyelim. Evet, kopya olan employees tablosunda bir constraint, yani kısıtlama olmadığı için ikinci denememizde tablodaki tüm kayıtları silmiş olduk. Ancak ilk sorgumuzda orijinal employees tablosundaki kayıtları silmeye çalıştık ve orada bir kısıtlama, yani constraint olduğu için o tabloyu
tablo içerisindeki verilerin tamamını silemedik. Şimdi CompyEmp, yani sonradan kopyasını oluşturduğumuz tablonun tüm kayıtlarına tekrar bakalım. Var mı bu kayıtlar? Olmaması gerekiyor. Select Yıldız From CompyEmp 2. Gördüğünüz gibi no row selected, yani tüm kayıtları başarıyla sildik. Bu şekilde SQL Plus üzerinde delete işlemleri gerçekleştirebiliriz.